Mahalle kavgasına döndürmeyin böyle önemli bir davayı. Önce saysın bakalım sevgili babam Atina'ya dışarıdan gelen paraları, içeriden, çarşıdan, pazardan, şuradan buradan kesilen vergileri, para cezalarını. Bunların hepsi 2000 torba altın eder. Hesaplayalım yargıçların yıllık kazancını, devlet gelirinin onda biri bile değil. Değil mi? Nereye gidiyor peki bunca para? Ben Atina için uğraşıyorum. Halk için savaşıyorum diyenlere. Sözlerine kanıp başımıza getirdiklerimize. Bakıyorlar ki halk yemeden de yaşıyor nasıl olsa. Halka metelik koklatmıyorlar. Hep baştakilere gidiyor tuzlu balıklar, peynirler, halılar, şaraplar. Özellikle susamlar, kuş tüyü yastıklar. İlde de gerdanlıklar, çanaklar, çömlekler. Patlamış patlamamış kestaneler. Oysa bir diş sarımsağı bile çok görüyorlar sana. Güya senin buyruğunda olanlar. Evet, sarımsak konusunda haklı olabilirsin. Tamam, geçen gün 3 diş sarımsak için adam gönderdik Ökaridesgillere. Evet de köle mi olduk sarımsak istedik diye? Köle değilsin annesin. Bu adamlar paralı dalkavuklarıyla baş tacı. Sen saldın 3 metrelikle yetiniyorsun. Sen ki denizde tayfa, karada piyade olmuş kale duvarları aşmakla kullanılmışsın. Bu da yetmiyormuş gibi. Buyruk altındasın işin kötüsü. De. Kim buyruk altında be? Buyruku benim. Sana öyle geliyor. Savcı olacak kerata gelip sana emrediyor. Tumuru ver kenden mahkemeye diye. Oysa kendi geç bile kalsa her zaman bir dramcısın oluyor. Yardımcımdır deyip de ahbabını getiriyor. İki sana dört bana paylaşıyorlar rüşvetleri. Onları kızlarcı gibi davayı bite dursunlar. Sen davarının farkında bile olmadan oksijen alıyorsun. Para yerine. Yok ya. Yani alıyorlar mı rüşvet? Alsalar alsalar ne alabilirler? Hayır, çok mu alıyorlar? Vay hermafroditler vay! Çalıştırsana kafanı biraz! Sen niye zengin değilsin? Neden herkes bu kadar yoksul? Pontos'tan Sardinya'ya kadar bunca kent var emrinde! Peki ne geçiyor eline birkaç metrelikten başka? Onu bile günden yağsel gibi damla damla veriyorlar. Ölmemen için! Yoksul kalmanı istiyorlar. Niye istesinler yoksulluğumu? Seni besleyenlere bağlı kalman için. Islı çadır mı aç kurt gibi atılasın diye onların düşmanları üstüne. Halkın rahat etmesini isteselerdi rahatlık getirirlerdi. Her kenti 20 yoksula bakmaya zorlasalar 20 bin yurttaşımız bolluk içinde yaşardı. Kim istemez halkın rahat etmesini? Onlar istemezler. Halk rahat ederse rahatları kaçar. Onlar isterler ki halk zeytin toplayan ırgatlar gibi para dağıtan bir kahyanın peşinden yürüsün. Kös kös! Sen nereden öğreniyorsun bu sapık ideolojileri? Moskova'ya! Moskova'ya! Korktukları zaman ne sözler vermezler, ne toprak reformları, ne zirai donatmalar, ne krediler, ne teşvikler. Oysa vatandaşlığımıza bile dil uzattılar bir kilar payı vermek için. Mümkünse vermemek için. İşte bu yüzden göndermiyorum seni mahkemeye. Kuş sütü kuru üzümle besleyeyim seni. Allı pullu sözlerle kafanı çelmesinler. Ne istersen yedireceğim sana. Mahkeme mamasından başka. İki tarafı dinlemeden...